Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Ziraat Fakültesi tarafından üniversitemizin kuruluşunun 25. yılı etkinlikleri kapsamında düzenlenen 2. Çanakkale Tarımı Sempozyumu'nun açılışı Ziraat Fakültesi amfisinde gerçekleştirildi. Rektör Profesör Doktor Yücel Acar, İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Erdem Karadağ, Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Süha Özden, Ziraat Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Alper Dardeniz, İlahiyat Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Şevket Yavuz'un yanı sıra Çomurlu idareci ve öğrenciler, çiftçilerle şehrin tarımının paydaşı kurum kuruluş temsilcilerinin katıldığı sempozyum saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Ziraat Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Alper Dardeniz, ilk 2011 yılında düzenlenen Çanakkale Tarımı Sempozyumu'nun ikincisini düzenlemekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Çanakkale'nin tarımsal potansiyeliyle ülkemizde önemli bir yere sahip olduğunu söyledi. Çanakkale tarımsal potansiyeliyle ülkemizde oldukça önemli bir yere sahiptir. Çanakkale'mizde coğrafi işaretleri silahımız olan bayrak işle yazı ve ezine belirli ürünlerinin bulunmakta. Ayrıca birçok farklı üründe de tescil alma çalışmaları sürdürülmektedir. Bu bağlamda Ziraat Fakültemizde gerek ürünlerin coğrafi işaret alınması ve gerekse ilçe ve beldelerimizde gerek tarımımız ürünümüz ve gerekse ziraat odalarımızla birlikte sıklıkla gerçekleştirilen toplantıları ve panellerle Çanakkale tarımına yoğun bir şekilde hizmet vermeye devam etmektedir. Ziraat Fakültemiz kuruluş tarihi olan 1995 yılından bu yana süre gelen eğitim ve öğretim faaliyetlerine bugün 9 farklı bölümü, 110 akademik ve idari personeli ve 1500'e yakın öğrencisiyle devam ettirmektedir. Fakültemizin farklı bölümlerinden bugüne kadar toplam 2448 genç ziraat mühendisi arkadaşımız mezun olmuştur. Bu mezunlarımız Çanakkale'mize ve ülkemize hizmet vermeyi sürdürmektedir. Rektör Profesör Doktor Yücel Acar, üniversitenin toplumun en değerli kurumlarından biri olduğuna değinerek, üniversite deyince akla hep gelecek geliyor. Bu da o eğitim, öğretim ve araştırma kurumunu değerli kılıyor. Üniversiteler geleceğimizin sahibi olacak gençleri birçok branşta uzmanlaşmış bir biçimde yetiştirmeye çalışıyor dedi. Bu sempozyum tam da bu amacın somut bir şekilde gerçekleştiği bir faaliyet. Burada Çanakkale tarımını konuşurken, eline boyuna konuşurken hem üniversitemizden öğrencilerimiz, hem hocalarımız, hem dekanlarımız, hem yöneticilerimiz hem de Türkiye'de ve Çanakkale'de tarımın doğrudan içinde bulunan, yani tarımın uygulayıcısı olan hem idareciler hem de ziraatle uğraşan değerli dostlarımız bir araya geliyor ve bütün bu Çanakkale tarımına ilişkin konuşulan her şey eline boyuna beraber konuşuluyor, beraber paylaşılıyor. Çanakkale İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Erdem Karadağ'ın Çanakkale'nin tarımda üretim potansiyeline dair bilgiler içeren bildirisinin ardından açılış töreni sona erdi. İl Müdürlüğümüz yansıda da görüldüğü gibi İl genelinde 533 personelimizle hizmet vermektedir. Bunlardan 205 mühendis, 101 veteriner ekip, yine 105 civarında da teknik ve teknisyen, teknik anlamda arkadaşımızla biz hizmet vermekteyiz. Ve buradaki tarım ve hayvancılık, aynı zamanda su ürünleriyle ilgili her türlü üretim, işlevsel işleri bu arkadaşlarımız sahada yürütmeye çalışmaktadır. Yine bu işleri yürütürken araç bloğumuza baktığımız zaman 77 araçla bu işlemleri yürütmekteyiz.